Merhaba arkadaşlar, Evren Hoca ben. Konumuzun adı fonksiyonlar. Fonksiyonlar konusunda arkadaşlar ortalama her yıl TYT'de iki soru, AYT'de iki soru gelir. Ortak bir konudur. Yalnız fonksiyonlar konusuna kaç soru gelir gözüyle bakmamız lazım. Neden? Çünkü AYT'de özellikle yaklaşık 20 ila 22 tane soruda fonksiyonlarla direkt ilişkili sorular karşımıza çıkacaktır. Neden? Mesela polinom soruları dediğimiz, polinom dediğimiz ifade nedir? Katsayıları reel sayı değişken kuvvetleri doğal sayı olan fonksiyonlardır. Mesela parabol dediğimiz konu nedir? İkinci dereceden fonksiyonların grafiğinin adı paraboldür. Ee, veya diziler dediğimiz konular nelerdir? Dizilerde şunu söyleyeceğiz. Tanım kümesi pozitif doğal sayı olan fonksiyonlardır diyeceğiz. Yani fonksiyon diğer konuların hepsiyle doğrudan ilişkilidir. Onun için bizim hakim olmamız gereken bir konudur fonksiyonlar arkadaşlar. Fonksiyonlar başlatıyoruz. Şimdi fonksiyon dediğimiz zaman arkadaşlar iki küme ile başlıyoruz. Şöyle bir A kümesi ve şöyle bir B kümesi ile başlıyoruz. A kümesine ne diyoruz? Tanım kümesi. B kümesine ne diyoruz? Değer kümesi. Burada yapılan bir hata var. Değer kümesi ile görüntü kümesi aynı şey değildir arkadaşlar. Mesela burada 1 2 3 4 diyelim. Şuraya A B C D diyelim. 1 A'ya gitsin. 2 B'ye gitsin. 3 C'ye gitsin. 4 de C'ye gitsin. Bizim burada şu kümemiz yani elemanların tanım kümesindeki elemanların karşılığı olan kümeye de ne diyoruz? Görüntü kümesi diyoruz arkadaşlar. Yani bizim fonksiyonlarda ilk almamız gereken şey nedir? Görüntü kümesi görüntü kümesi değer kümesinin değer kümesinin alt kümesidir. E her küme kendisinin alt kümesidir biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla görüntü kümesi değer kümesiyle aynı da olabilir. Şu an ne diyoruz? Görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir. Bir de fonksiyon belirtme koşulları var arkadaşlar. Fonksiyon belirtme koşulları Fonksiyon belirtme koşullarında da bir bağıntıya fonksiyon diyebilmemiz için iki koşulu sağlaması gerekiyor. Bu koşullardan birincisi tanım kümesinde tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. İkinci koşulumuz tanım kümesindeki her elemanın değer kümesinde yalnız bir tane karşılığı olacak. Eğer bir bağıntı bu iki koşulu aynı anda sağlıyorsa artık biz bu bağıntıya bir fonksiyondur diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle örnekler yaparsak. F reel sayılardan reel sayılara fx eşittir 2x artı 5 bölü x eksi 3. Bu ifade bir fonksiyon belirtir mi? Belirtmez mi? Onu inceleyelim şimdi. Şimdi reel sayılardan reel sayılara fonksiyon belirtmesi için yukarıdaki anlattığımız iki koşulu sağlaması lazım. Tanım kümesinde açıkta eleman kalmamalı. Şimdi burada bizim tanım kümemizde neler var? Şöyle tanım kümesi oluşturalım. A kümesi. Bir de değer kümesi. Daha doğrusu bu reel sayılar kümesi. Bu da reel sayılar kümesidir. Şimdi burada tanım kümesindeki bir 3 elemanının karşılığı nedir dediğimizde şurada 3'ü yerine yazdığımızda ne oluyor? Tanımsız oluyor. Yani gönderdiğimizde bunun gidebileceği bir yer yok. Peki bu ne anlama geliyor? Tanım kümemdeki 3'ün açıkta kaldığı anlamına geliyor. 3 açıkta kaldı. Dolayısıyla birinci koşul sağlanmadı arkadaşlar. Bundan dolayı da biz bu ifadeye ne diyoruz? Fonksiyon değildir diyoruz. Ancak bana şunu verseydi, örneğimizi şöyle sorsaydı, f R fark 3'ten R'ye deseydi o zaman ne olurdu? f(x) eşittir 2x artı 5 bölü x eksi 3 şeklinde bir ifadede. Açıkta kalan eleman 3'tü. 3 zaten benim tanım kümemde yok. Tanım kümemde olmadığı için 3'ün bunu tanımsız yapması yani açıkta kalması beni ilgilendirmiyor. O zaman ne diyoruz? Fonksiyon olurdu. Ben 3'ün dışındaki hangi reel sayıyı burada x yerine yazarsam yazayım. Bunun bir karşılığı olacaktı. Şimdi biz bu fonksiyon koşullarında, fonksiyon belirtme koşullarında şöyle inceleme yaparsak daha rahat olur bizim için arkadaşlar. Mesela dedi ki bana f doğal sayılardan tam sayılara tanım kümesini ve değer kümesini bu şekilde verdi. Bizim soracağımız soru şudur. x yerine yazacağımız bütün doğal sayıların karşılığı tam sayı mıdır? Bu soruya cevap arayacağız. Eğer bir tane bile olumsuz cevap alıyorsak artık bu ifade bir fonksiyon değildir arkadaşlar. Şimdi biraz önceki örneğimize dönersek soruyoruz. Bütün reel sayıların karşılığı reel sayı mıdır? Dediğimde şunu görüyorsunuz. Diyorsunuz ki 3 yazdığımız zaman tanımsızdır. Bu da bir reel sayı değildir. Olumsuz cevap aldık. O zaman buna bir fonksiyon değildir demeliyiz arkadaşlar. Şöyle örneklersek f doğal sayılardan doğal sayılara fx eşittir 2x eksi 1'i incelediğimizde. Şimdi sorumuzu soruyoruz arkadaşlar. Bütün doğal sayıların karşılığı doğal sayı mıdır? Doğal sayılarda sıfırı düşündüğümüz zaman bunun karşılığı ne olacak? Eksi 1. Eksi 1 bir doğal sayı değildir. Bundan dolayı şu ifadeye ne diyoruz? Fonksiyon değildir diyoruz. Bir diğer örneğimiz. F doğal sayılardan tam sayılara. Fx eşittir 2x eksi 1'e bakarsak. Sorumuzu soruyoruz arkadaşlar. Bütün doğal sayıların karşılığı tam sayı mıdır? Sen x yerine hangi doğal sayıyı yazarsan yaz. Bulacağın sonuç ne olacaktır? Bir tam sayı olacaktır. Yani bütün doğal sayıların karşılığı tam sayıdır sorusuna evet cevabını verdiğimiz için artık bu ifadeye de ne diyoruz? Bir fonksiyondur diyebiliriz arkadaşlar. Bir de grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon grafiği olup olmadığını anlamak için ne yapıyoruz? Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığının incelenmesi. Arkadaşlar burada uyguladığımız test düşey doğru testidir. Düşey doğru testi uyguluyoruz. Düşey doğru testini şu şekilde uyguluyoruz arkadaşlar. X eksenine dik doğrular çiziyoruz. Yalnız nerede tanım kümesi dahilinde Bakın şu çok önemli. Tanım kümesi dahilinde, tamam mı? Tanım kümesi neresi ise orada ben düşey doğrular çiziyorum. Tanım kümesi dahilinde x eksenine dik yani düşey sonsuz tane doğru çizilir. grafiği kesmeyen doğru varsa fonksiyon fonksiyon değildir. 2 grafiği birden fazla noktadan kesen doğru varsa yine fonksiyon değildir. Deriz. Şimdi bunu örnekleyelim arkadaşlar. Örneğin f reel sayılardan reel sayılara şöyle bir fonksiyon grafiği çizelim. Bir bağıntı grafiği çizelim daha doğrusu. Bir bağıntı grafiği çizdiğimizde arkadaşlar bakın şuradan bir düşey doğru çizdiğimizde bu doğru ne yaptı? 1, 2, 3 noktada kesti. O zaman bu ifade bir fonksiyon değildir diyoruz. Peki neden fonksiyon değildir diyoruz? Yani fonksiyon belirtme koşullarından hangisine uymadı bu? Onu inceleyelim şimdi. Şöyle bakın arkadaşlar. Mesela ben buna eksi 1 noktası dersem. Bu eksi 1'in bir karşılığı nedir? 2'dir. Bir karşılığı nedir? Atıyorum bu değerleri. 4'tür. Bir karşılığı nedir? Eksi 5'tir. Yani tanım kümemdeki eksi 1 değeri hem 4'e gitti, hem 2'ye gitti, hem eksi 5'e gitti. Bizim e, fonksiyon belirtme koşullarının ikincisi tanım kümesindeki her elemanın değer kümesinde yalnız bir tane karşılığı olacaktır. E, önermesine ne oldu? Aykırı oldu. Bundan dolayı da fonksiyon değildir deriz buna. Örnek. f r artıdan r artıya şöyle bir grafik çizersek fx diye fonksiyon mudur değil midir inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakıyorsun şurada kesmeyen doğru var kesmiyor. Ama benim tanım kümem nedir? Pozitif reel sayılardır. Yani bana burada inceleme diyor. Bana nerede incele diyor? Pozitif reel sayılarda incele. Burada kesmeyen doğru var mıdır, yok mudur? Ona bak diyor. Ben de burada incelediğim zaman bütün doğrularım hepsi kesiyor ve tek noktada kesiyor. O zaman bu ifadeye bir fonksiyondur diye bilirim arkadaşlar. Bir fonksiyondur diyebilirim. Şöyle örneklersek Şöyle bir grafik çizdiğimizde arkadaşlar açık aralık, açık aralık şöyle devam ediyorum. f(x) diyorum. Burada şu noktaya da ne diyelim? 3 diyelim. Bunu incelediğimizde bakın şuradan çizdiğimiz düşey doğru arkadaşlar düşey doğru kesmiyor. Ben buna fonksiyon diyebilmem için tanım kümesine bakacağım. Şimdi tanım kümesine şöyle bir tanım kümesi oluşturalım. Reel sayılardan reel sayıları şeklinde. O zaman dersiniz ki x eşit 3 noktasında kesmiyor. Peki kesmemesi neden bunun fonksiyon olmasına engeldir? fonksiyon belirtme koşullarının birincisine bakarsak tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Ben şimdi size burada f3 nedir diye sorarsam siz ne diyeceksiniz? Bilmiyoruz diyeceksiniz. Niye? Çünkü tanımlanmamış. Demek ki tanım kümesindeki 3 açıkta kalmış. Bundan dolayı bu ifade bir fonksiyon değildir diyoruz. Ama şöyle sorsaydı mesela bana r fark 3'ten r'ye deseydi o zaman ne diyecektik biz buna? Tanım kümemde 3 üç yok. 3'te incelemiyorum. Kesmeyen tek doğrum 3'teydi. 3'ün dışındaki noktalara bakıyorum. Bütün çizdiğim düşey doğruların hepsine yapıyor. Kesiyor. Düşey doğrularımın hepsi kesiyor ve hepsi de tek noktada kesiyor. Bundan dolayı fonksiyon olurdu. İlk olarak fonksiyon belirtme koşullarından bahsettik arkadaşlar. Şu an buraya kadar dersimiz. Görüşmek üzere.